Dişi serval bütün gün boyunca yeni yuvayı ve çevresini gözetledi. Yine de yuvasının dikkatle incelendiğini fark etmedi. Akşama doğru acıkınca yeni yuvasını terk ediyor. Sadece en dikkatli yavru annelerinin uzaklaştığını fark ediyor. İki leopar birden ailesiyle ilgileniyor. Anne tamamen avına konsantre oluyor. Tehlikeden haberdar değil. Yavrulardan bir tanesi saldırının karmaşasında kendini kurtarabiliyor. Diğerleri leoparlara kurban gitti. Onlar leoparlar için birer istilacı ve hayatta kalma savaşı içinde birer rakipti. Leoparlar onları yemek için öldürmedi. Onlar sadece bölgelerini savundu. Serval yavrusu akşamın alacakaranlığında umutsuzca annesini arıyor. Servallerin ilk yuvasında çalıların içinde bir hareketlilik var. Bunlar dişi serval ve son kalan yavrusu.
Yavrusunu sevgiyle temizlemesine rağmen artık her zamankinden daha dikkatli, bilinmedik her ses tehlike anlamına gelebilir. Ufukta bulutlar toplanıyor. Yeni mevsimin başlangıcını haber veriyorlar. Artık kuraklık bitiyor. Yakında ilk yağışlar tozlu krateri değiştirecek. Ngorongoro kraterinde nadiren gerçek kuraklık görülür. Ama artık daha kurak bölgelerde taze yeşille kaplanacak. Yüksek otların sarardığı ve güneşten kavrulduğu bölgeler. Dinlenmek bilmeyen gunular için yakında fazlasıyla yiyecek bulunacak. Kulaklı akbaba hala kraterin üzerinde süzülürken Magavi Gölü'nün kıyısına renkli bir misafir sürüsü gelmiş. Flamingolar kuzeyden her yıl buraya geliyor. Yarattıkları hareketlilik bir çakalı kıyıya çekiyor. Kuşlar sudan yosun ve yengeçleri süzüyor ama göz ucuyla da küçük avcıyı izliyorlar. Çakal bu su kuşları için gerçek bir tehlike değil. Çünkü uçamıyor. Erkek çakal ava yalnız çıkmış ama şimdi desteğe ihtiyacı var. Yavrularının yanında kalan eşine sesleniyor. Küçük çakal anne babası geri gelene kadar yerinden kıpırdamıyor. Dişi bir saldırı deniyor. Thank you.
kapı uzun süre kendisine kalmayacak. Erkek hemen oraya geliyor. Kendi payını alıyor ve yavrunun beklediği yuvaya taşıyor. Dişi kendi payından artanları sonrası için saklıyor. Kraterin en yeşil ve yiyecek kaynaklarının en bol olduğu zamanda Gunnvar yavrularını dünyaya getiriyor. İki haftalık bir zaman dilimi içinde dünyaya yüzlerce Gunnu gelecek. Annesi yavruyu ayağa kalkması için cesaretlendirmeye çalışıyor. Ancak hemen ayağa kalkarsa süt emebilir ve sürüyle beraber yol alabilir. Yavrularıyla beraber sürünün korumasına kalırlar. Yavruların aynı zamanda doğması gelecek jenerasyonların hayatta kalma şansını arttırıyor. İlk doğan yavruların çok azı hayatta kalabilirken sonradan doğanların şansı daha yüksek oluyor. Çünkü avcılar çoktan doymuş ve yorgun oluyor. Ve küçük Gunnvar ilk günleri atlattıktan sonra sürüye ayak uydurabilecek kadar büyümüş oluyorlar. Gunnu sürüsünden fazla uzak olmayan bir yerde dişi serval bölgesini geziyor. Leoparların saldırısından kurtulan tek yavru artık her yere onunla beraber gidiyor. Annesinin nasıl hareket ettiğini çok iyi gözlemliyor. Ancak bu şekilde kendi başına avlanmayı öğrenebilir. Yavrunun dişi avlayıp avlayamaması henüz önemli değil. Kendi başının çaresine bakmak zorunda kalana kadar daha çok vakti var. Leopar saldırısından beri yavru daha dikkatli olmaya başladı. Kendisi de tehlikelere karşı dikkatli ve asla annesinden fazla uzaklaşmıyor. (Gülüyor)
İngiltere'deki Gunu nüfusu birkaç gün içerisinde neredeyse üçte bir oranında arttı. Her dişinin peşinde bir yavru geziyor. Yavrular coşkuyla sürüdeki erişkinlerin arasında oynuyor. Etraflarındaki tehlikelerden haberdar değiller. Su birikintisine yaklaşırken bütün hareketleri takip ediliyor. Gunu'nun yoluna gitmekten başka çaresi yok. Ama çitalar da son günlerin en başarılı avlarının tadını çıkartıyorlar. Çitalar iki tane de olsa yetişkin bir sırtlana karşı şansları yok. Avlarını savunmayı düşünemiyorlar bile. Bacağından alacağı küçük bir yara bile bir çitanın ömür boyu sakat kalmasına yol açabilir. Ve koşamayan bir çita da kendini besleyemez. Yeah.
Bu yavru saldırının karmaşası içinde annesini kaybetti. Bu anne de yavrusunu. Yetişkin bir gunu gelecek yıl tekrar yavrulayabilir. Ama yavrunun geleceği pek parlak görünmüyor. Gunu sürüsünde kimse bu annesiz yavruyla ilgilenmeyecek. Gunular birbirlerini kokularından tanır ve dişi gunular sadece kendi yavrularının süt emmesine izin verir. Dişi aslan ve yavruları için dünyaya gelen sayısız gunu yavruları çok büyük bir şans. Hayatta kalmaları kraterdeki ekolojik denge açısından da önemlidir. Geçtiğimiz yıllarda Ngorongoro aslanları çeşitli hastalıklar yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ama sadece aslanların varlığıyla bu mikrokozmostaki av ve avcı hayvan dengesi doğru olabilir. Gelecek haftalarda kraterdeki hayatı yağmurlar belirleyecek. Yağmur suları bataklık bölgeleri dolduracak ve çayırları tazeleyecek. Bu yüksek duvarlar arasındaki hayvanlar yılın başka hiçbir döneminde bu kadar çok yiyecek bulamayacak. Servallerin yuvasında dişi sonunda birkaç dakika dinlenme fırsatı buluyor. Bu yılki yavrusunu büyüttü artık. Kraterin düzlüklerinde bir yerlerde son yavrusu kendi bağımsız hayatına başlamak üzere. Artık annesinden öğrendiklerini uygulayabilir. Yavru da bir dişi. Kısa bir süre sonra onun da kendi yavruları olacak. Kraterde yaşam ve ölümün sonsuz döngüsü mevsimlerle beraber devam ediyor. Henüz bu içine kapalı dünyanın dengesi devam ediyor. Ngorongoro adındaki vahşi bir cennet.